Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Kara ile THT geometri Soru Bankası kitabında dik üçgen konusundaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Kitabımızda sayfa numarası 22 ve 23'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. ABC'de bir dörtgen olarak verilmiş. 90 var, 90 var. E ortak hipotorisi şöyle çizsek. Şu pisagor bağıntısından şurayı bulurum. Sonra yukarıdaki pisagordan da x'i bulurum. Evet kök 2 var, 5 kök 3 var. Ben şuraya bir a diyeyim. Normalde A kare neye eşittir arkadaşlar? Bunun karesi artı bunun karesinden burayı bulurum. Sonra buradaki Pisagor'dan da bunu bulurum. Yalnız şöyle bir tavsiyede bulunmuştum. İkili dik üçgenlerde ortak olan kenar varsa ki var burada hipotenüs ortak olan kenarı yalnız bırakıyorduk. O zaman yalnız bırakalım. A eşittir nedir? Kareleri toplama. kök karesi 2 artı 5 kök 3'ün karesi 25 çarpı 3'ten 75 yapıyor. Eşittir. Diğerlerinin kareleri toplama. x'in karesi artı 3 kök 5'in karesi. Yani 9 çarpı 5'ten 45 yaptı burası. 45 attım buraya 32 mi yapıyor? Evet 32 eşittir x kareden. X'i de böylelikle kök 32 olarak buluruz. Bu 16 çarpı 2 olduğundan 16 dışarıya 4 diye çıkacağından cevap 4 kök 2 yapar. Yani birinci soru C.Han çıktı. Geldik ikinci soruya. 25 metre uzunluğundaki AD merdiveni merdiveninin D noktasındaki ucu duvardan 15 metre uzaktadır. Evet ilk konumda böyleymiş ve ne olmuş arkadaşım? Şurası 15 metre uzaktaymış. Ve merdivenin uzunluğu da 25 verilmiş. Arkadaş 15 var 25 var. Ne üçgeni? 15, 20, 25 üçgeninden burası 20 yapar. Ya da hocam burası 5 çarpı 3 burası 5 çarpı 5 ise burası da 5 çarpı 4 diyebilirsin. Ama 3, 4, 5'in 5 katına kadar bil diye sana söyledim. Neyse merdivenin A noktasındaki ucu 13 metre aşağı ötelendiğinde Bak şimdi ben bunu 13 metre aşağı ötelediğim zaman Odam tamamı 27. Buraya ne kaldı? 7 kaldı. Eee merdiven aynı merdiven olduğu için merdivenin uzunluğu yine 25 değil mi? Evet. E 7 25. Ne üçgeni? 7 24 25 üçgeninden 24 çıkar burası ve benden D noktasının ucu da E noktası üzerine geldiğine göre DE kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar tamamı 24. Buraya ne kaldı o zaman? 9 mu kaldı? Evet. 15 24'ten 15 çıkınca 9 kalır. Yani cevap Denizli yaptı. Güzel bir soru. Yine eş yapı sorusu. Bak aynı merdiveni kullandığımız için uzunlukların birbirine eşit olmasını kullandık soruda. Ve güzel bir şekilde okuyunca soruda tak diye çıkıyor zaten. Geldik 3. soruya. Aşağıda bir D doğrusu üzerine iki eş sarı dik üçgen ile üç eş mor üçgen dizilmiştir. E burada 3, 4, 5 üçgeninden şu uzunluk 5. Bu uzunlukta 5 mi? 5. A, B, C, D, E, F 2 santimetre ve K, L 4 santimetre olarak verilmiş. Fatma Kara uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Bak şimdi ne yapacağız? Şuraya bir x diyelim. Hocam bunun tamamı 5 miydi? Evet. İkisi burada. Buraya 3 eksi x mi kaldı? Toplamın 5 yapması için. Evet. E sonra e, bu mor üçgenler de eşli. E, bu kenarlar eşit olmak zorunda. Yani şurası toplamda 4 artı x. Hocam şurası da 4 artı x yapmak zorunda. E O zaman burası 4 artı x ise eğer. Burada ne var? Bak şuraya bakacak olursam. Burası 5 eksi x. 4 artı x yapması için artı x yapması için 2x olması lazım burada. Hocam burası 2x olacak. Bir de eksi 1 demem lazım artı 4 olması için değil mi? Şu x'in toplamının artı 4 olması için. Evet burası da eşit oldu. Hatta ve hatta şu tamamı 5 ya. 5'ten de 2x eksi 1'i çıkartırsam burası yapar. Ya da tamamı 4 artı x. Hocam tamamı 4 artı x ise burası 2 artı x olmak zorunda. İkisi buradaysa. Şu x'in toplamı da 5 mi yapacak? Evet. 2 artı bak 2 artı x artı 2x eksi 1 x artı 2x eksi 1 eşittir 5 yapacak. Hocam burası 3x yaptı. Şu artı 1 yaptı. Öbür tarafa atınca eksi 1 yaptı. 5 eksi 1'den 4 yaptı. X'i de böylelikle 4 bölü 3 bulduk. Evet. Zaten benden bu isteniyor. Üçüncü soru böylelikle balı kesir çıktı. Güzel bir soruydu. Geldik dördüncü soruya. Şekilde dikdörtgen biçimindeki pano düz bir zemine dik olarak yerleştirilmiştir. Şöyle dik. D noktasında bulunan Ali panonun düşey hizasındaki A ve C noktalarına bakmaktadır. Evet panomuz şu. A ve C noktalarına bakıyor. Düşe aslında dediği için burası da zemine dik olduğu için yani şu doğrusal demek anlamına geliyor. DE'yi 12 vermiş. Ali'nin gözünün A ve C noktalarına uzaklığı sırasıyla 20 ve 15 olarak verilmiş. Buna göre paranın yüksekliği olan AC nedir diye soruluyor. AC. Şu paranın bu kısmının yüksekliği soruluyor bize. Şu X soruluyor. Arkadaş 12 verilmiş. Şekilde 90 derece var. Dik dörtgenle dik üçgen oluşturabiliriz değil mi? Şöyle bir dik üçgen oluşturacak olursak yani şurada dikdörtgen mi oluştu alt tarafta? Evet. 12 ise burası da 12 oldu. 12 15. 3 4 5. 3 katından dolayı 9 yaptı burası. Sonra sonra bizden şu büyük üçgende bir pisagor bağıntısı yapabilir miyiz? 12 var 20 var. 3 4 5'in 4 katından dolayı 12 16 20. Arkadaş tamamı 16. 9'u buradaysa buraya ne kaldı? 7 ya da 9 artı x eşittir 16'dan x'i böylelikle 7 olarak buluruz. Cevap C han çıkar. Geldik 5'e. ABC bir dik üçgen 2 3 verilmiş. Sonra 12 verilmiş. DE uzunluğu da 12 verilmiş. DE. Şurası 12. Şöyle. E hocam 14 verilmiş AC uzunluğu da. Bak sen şu işe. Şuradaki uzunluk 14 verilmiş. Çok karışık bir soru ya. şekilde 90 derece varsa bir kere 3'ü, 12 ve 2'yi kullanmak zorundayız. Şurada bir Pisagor bağıntısı yok. Burada da yok. Ama şöyle bir merdiven. Bak şöyle bir şey olunca arkadaşlar ne yapabiliriz? Dikdörtgen oluşturarak bir şeyler yapıyorduk ya işte yani burada 2 12 ve 3'ü kullanamıyorum. Ne yapabilirim o zaman ben burada? Şu AB'yi bulmak zorundayım ben. E burada bir dikdörtgen oluşturarak AB'ye karşı bir dik üçgen oluşturabilirim. E dikdörtgen yaptım. Hocam 3 ise burası 3 yaptı. 12 ise 12 yaptı. E sonra A bak burada bir dik üçgen oluştu. 5 12 ne üçgeni 13 üçgeninden burası 13 oldu. E sonra ne olacak? Burada da bir Pisagor bağıntısı yaparsak x'in karesi neye eşittir? Kareleri farkına eşittir. 14'ün karesi 13'ün karesine eşittir. E hocam bu iki kare farkı 14'ün karesi falan 13 karesi hiç almayla uğraşmayıp 14 X 13 ve 14 artı 13 yapar burası. Şurası 1 yaptı burası 27 yaptı. 1 çarpı 27'den x'i x'in karesi daha doğrusu 27 yapar ve x'i de böylelikle kök 27 olarak buluruz. Hocam bu 9 çarpı 3 ya. 9 dışarıya çıkınca x'i kaç buluruz? 3 kök 3 olarak buluruz. Yani cevap Edremit yaptı 5. soruda. Geldik 6'ya. Şimdi dik üçgenler var. Hocam bir burada dik üçgen var elimde. Bir de nerede? Büyük de dik üçgen var. İki tane de şu kenar verilmiş. E, şuraya y, buraya y diyelim. Hocam ikili dik üçgenlerde ortak olan kenar varsa ortak olan kenarı yalnız bırakıyorduk değil mi? Ya yani istersen 2000'in iki denklemden de yapabilirsin. Bir buradaki Pisagor'dan şurayı bulursun bir denklem elde edersin. Bir büyükteki Pisagor'dan bir denklem daha elde edersin. Sonra taraf tarafa çıkartırsın. Sonuca ulaşırsın. A burada sarı üçgende ve büyük üçgende. Ortak olan kenar x değil mi? Evet. Hocam x'in karesi neye eşittir? Sarı üçgende. Bu hipotenüs olduğu için kareleri toplamına eşittir. Y kare artı 3'ün karesi 9. Aynı zamanda x kare neye eşittir? Büyük dik üçgende dik kenar olduğu için kareleri farkı. 3 kök 7'nin karesi. Yani 9 çarpı 7'den 63 eksi y kareye eşittir. Bunu attık buraya. Her ikisi de x kare eşit olduğunda bunlar birbirine eşittir. E o zaman 2y kare neye eşit olacak? Bak şuraları eşitledim. 2y kare neye eşittir? 63'ten 9 çıkınca 54 yapar? Evet. Y kareyi de böylelikle 27 olarak buluruz. E tamam. Y'yi de buluruz aslında ama gerek yok. Şimdi gençler şurada denklem ya da şuradaki Pisagor bağıntısında x'in karesi de neye eşitti? y kare artı 3'ün karesine eşit değil miydi? Evet. y kare yerine 27 yazınca 27 artı 9'dan x kareyi de böylelikle kaç buluruz? 36 olarak buluruz. x kare 36 ise x de böylelikle kaç çıkacaktır? 6 çıkacaktır. Yani 6. soru Ceyhan oldu. Geldik 7'ye. A ikiz kenar var. Bir de tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizdi. Hop tabanına ait yüksekliği çizdik hocam çizince ne yapar? Tabanı iki eş parçaya böler. Böldük iki eş parçaya. 6'ya 6. E sonra dik. Büyük dik üçgen bak. Büyükteki açı 90 derece burası. Hocam dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. H kare pk'dan h'ı bulup Pisagor'dan x'i bulacağıma direkt büyük üçgende öklit var ya. Büyük üçgendeki öklit. X'e ait öklit mantısı. Bu çarpı tamam diyebilir. Evet. X'in karesi eşittir. 8 çarpı nedir? Tamamı 14'e eşittir. Yani bu kaç yaptı? 8 çarpı 14. Yani aslında, bunu aslında bu 2 çarpı 7'dir. Aslında bu x'in karesi eşittir. 16 çarpı 7'dir. Kare kökünü alalım daha kolay olsun. x'e de kare 16 çarpı 7. Bu 16 4 diye çıktı. X de böylelikle 4 kök 7 çıkar. Yani cevap E edremit oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Sözel bir soru. Aşağıdaki adımlara uygun bir geometrik çizim yapılıyor. Birinci adım. AB dik BC olacak şekilde ABC dik üçgeni çiziniz. Bak ABC dik üçgeninde AB BC'ye dik. B açısı dik. Hemen bir dik üçgen çizeyim. Şöyle şöyle ABC dik üçgeni B açısı 90 derece diyor. Hemen çiziyorum dostlar. A, B, C. AB dik BC. İkinci adım BE eşit R, c olacak şekilde BC üzerinde bir E noktası alın. Tamam E noktası aldım. Şöyle eşit olacak şekilde. Üçüncü adımda ED dik AC olacak şekilde. Bir AC üzerinden D noktası işaretleyin. D noktası işaretleyeceğim. E de nereye dik olacakmış arkadaşlar? AC'ye dik olacakmış. Hım, yok bu değil. ED de AC'ye dik olacakmış şöyle. Tamam, bunu da çizdik. Sonra CD uzunluğu 4. AD uzunluğu 8 olsun. Buna göre diyor D ile E noktaları arasındaki uzaklık nedir diye isteniliyor bizden. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Şimdi burası x mi isteniliyor bizden? Evet. Hocam, x'e ait bir şeyler yapmalıyız. Bu soruya ait bir şeyler yapmalıyız. Yani nasıl bir şey yapabiliriz? Ya hocam şuradan bir kenar ortaya mı çizsem? Hayır özel bir durum oluşturma da yükseleceği sakın bunu çizmeyin. E ne yapacağız? Eşitlik var. Eşitliği düşünerekten bir hamle yapmalıyız. Eşitlik varsa ne yapıyorduk? Orta taban. Eşitliğin olduğu yere kalemimizi koyuyoruz. Orta tabanı çizelim. Hop şöyle bir orta taban çizebiliriz. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Şu orta tabanı böyle de oluşturup sonuca böyle de ulaşabilirsiniz. Buna paralel çizip de x'e 2x olur. Orta tabandan 4 ise 4 olur. Hatta buraya da 4 olur büyükte dikten dik çizerek çizilmiş oldu. bağıntısı yapılabilir. Ama biz genelde şuna alışkınız. Eşitliğin olduğu yerden hop şöyle bir paralel çizdik. Paralel çizince hocam şunun da şu paralel ve 1'e iki oran var. E şunlar da birbirine eşit olacak. Tamam 12 ya. Hocam şuraya kadar kısım 6 buraya kadar kısım da 6 olacak. Yani buraya 2 kaldı. Paralel ya bunlar. 90 sa burası da 90 olur. A dikten dik çizilmiş oldu. Öklit bağıntısı var burada. Yani öklit'i uygulayacağız arkadaşlar burada. Hadi bakalım. Örgüt bağıntısı x'in karesi 2 çarpı 4'e eşittir. x kare eşittir. 2 çarpı 4'ten yani 8'den x ile birlikte kök 8 çıkar. Bu da 4 çarpı 2, 4 dışarıya 2 diye çıkar. O zaman x kare kök 8'e eşitse x ile birlikte 2 kök 2 çıkar. Evet cevap akçay oldu. 8. soruda. Geldik 9'a. Eş yapıları kullandırmış. Hocam bu 15'lik üçgen böyle 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 konmuş. x x x. Evet kenarların eşitliği. x x ya. O zaman burası x, burası x, burası x yazıldı. Eyvallah. Şimdi bu bir şey diyor ama. Belli bir 3 tanesini koymuş burada 15'lik. Ne demiş? ABC üçgeni çoğaltılıp şekildeki gibi A noktasına birer köşesi çakışacak şekilde birleştiriliyor. Birinci üçgen böyle, ikinci üçgen böyle, üçüncü üçgen böyle. Böyle devam ediyor. Hmm. B1 noktasının C16 noktasına olan uzaklığı nedir diye soruluyor. O zaman ben bu üçgenleri böyle çizmeye devam edeceğim. Valla... E bu birinci üçgenimiz bu. ikinci üçgenimiz bu. Üçüncü bak birinci üçgenimizde c 1e bakarak da söylüyorum. Birinci üçgenimizde 15 derece var. ikinci üçgenimizde 15 derece var. Üçüncü üçgenimizde 15 derece var. E böyle böyle gidince toplam burası kaç yaptı mesela üçüncü üçgen, üçgende? 3 üç çarpı 15 yaptı. Sen C16 dersen 16. üçgenin olmuyor mu? Oluyor. O zaman 16 çarpı 15 tane üçgen olacak. Yani açı olacak. 16, 16 tane 15 olacak. E çarpalım bakalım. 6 kere 5 30. 5 kere 1 5 80. Ee, bu da 16 yaptı. 200 kaç yapıyor? 240 derece mi yaptı? Evet. Yani senin buradaki açın hop şöyle 240 derece yapacak. Yani senin böyle üçgenleri koyduğun zaman en sonki üçgenin şu şekilde olmayacak bu dostum. Şöyle şu şekilde bir şey olacak. Tamam. Şu C1, C2, C3 sağında olacak. Yani şurası C16 oluyor. Ve buradaki açı da şöyle 15'leri koyunca tam buradaki açı da böyle 16 tane 15 var ya yani 240 derece Hocam burası 240 derece ise tamamı 360'a tamamlıyor ya, O zaman senin buradaki açıya kaç derece kaldı? Buradaki açıya 120 derece kaldı. Evet biraz daha geriye koymalıydım ama olsun. Neyse burada kaçı 120 derece. Benden ne isteniyor? B1'in C16 noktasına uzaklığı. Hop yani şurası 8 kök 3 olduğuna göre diyor. Şu x uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaş bu x kenardaki x bu da x kenardaki x. Bak tepe açısı 120 derece. 120 derece olduğundan hocam buraları 30 30 oldu. Yani 30-30-120 üçgen çıktı 8 kök 3 ise burası o zaman 30-30-120 üçgenin özelliği köküçe bölünmüş hali değil midir? Yani cevap 8 çıkar. Çok güzel bir örüntü sorusu arkadaşlar. Yani örüntü sorusunu ÖSYM e sormaya adaydır her sene çünkü böyle soruları sever. Dikkat et ben bunu nereden şey yaptım c 16 elde etmem lazım. C1 yaptığımda bir 15 geliyor C2 ikinci 15 geldi D3'te üçüncü 15 geldi toplamları 3 tane 15 yapıyor. Ozan C16'yı da çizdim böyle. C16'da da açı kaç derece olacak? 15 çarpı 16 yani 240 derece olacak. E burası 240 ise buraya 120 kaldı. 30 30 120 üçgen çıktı arkadaş. Gerçekten güzel bir soru. 9. soru Denizli geldik ona. E, açı var burada 30 derece. Ya yani 60 90 ise burası nedir? 30. Yani senin şu üçgenin 30 60 90 üçgen çıktı. Hocam bu üçgende de bak 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 ne var burada? Hocam bu üçgende de şöyle bir şey var. Burası 45 90 burası da 45 oldu. E 30'un karşısı bu üçgende A 3 kök 6 ise 60'ın karşısı kök 3 katı. 3 kök 6'nın kök 3 katı. Hocam burası kök 3 ile kök ile kök 3'ün çarpı ya. E kök 3 ile kök 3'ün çarpı 3 geldi. 3 kere 3 9. 9 kök 2 yaptı burası. Burası 9 kök 2 oldu. E sarı üçgende x üçgen kök 2'ye bölünmüş hali olacak. Yani kök 2'ye bölünmüş hali direkt ne yapar? 9 yapar. 10. soru balıkesir. Geldik 11'e. Aşağıdaki şekilde dik üçgen biçimindeki 3 üç adet eş gönye birer kenarları P noktasında olacak şekilde yerleştirilmiştir. Evet birer kenarları P noktasında olacak şekilde yerleştirilmiş eş gönyeler var elimizde. Eş gönyeler var ya şu KT uzunluğunda 2 kök 14 vermiş ya arkadaşlar biz eş yapılarda ne yapıyorduk? Kenarların eşitliği bizim için aşırı derece önemli açıların eşitliği de bizim için aşırı derece önemli. Kenarların eşitliğini göstersem böyle bir işime yaramıyor. Hocam hipotenüslerin uzunluklarını göstersem maalesef bir işime yaramıyor. Diğer uzun kenarları da göstersem şöyle uzun kenarlar uzun dik kenar şu şu ve şu. Yo. kenarların eşitliğinden maalesef bir şey gelmiyor. O zaman açıların eşitliğini göstereyim. Kısa kenarlar bunlar ya hocam bu kısa kenarı gören bu açı nokta açısıysa bu açı da nokta açısıdır. Bu açı da nokta açısıdır. Aa geldi mi? Geldi. Ne geldi? Tamamı 90 derece. Yani bu nasıl bir üçgen o zaman? 30 30 30 93'e böldüğümde yani senin bir tane üçgenin 30 60 90 üçgeni şeklinde oldu mu oldu? E Şuradaki uzunluğu da vermiş bize. Tamam. O zaman bir tane gönye bir kenarına A dersem. 30'u karşı A ise 60'ı karşı A kökü yapar. Hipotenüste şey yapacaktır. 2A yapacaktır. Hocam şu 90 burası ya hipotenüste kaç? 2A. Buraya da 2A yazarsak. A ne geldi? Şurada bir Pisagor bağıntısı. 2A ve A küçük kareleri toplamı. 4A kare artı 3A kare eşittir. Ne? 2 kök 14 verilmiş KT'ye zaten. 2 kök 14'ün karesi. Yani 2'nin karesi 4. 4. Bir de kök 14'ün çarpı karesi 14. Şunları çarpmayayım. 7a kare eşittir 4 çarpı 14'ten şunlar sadeleşse o zaman buraya 2 kaldı. a kare eşittir 8 yapar. Benden ne isteniyor? Kısa dik kenar uzunluğu. Kısa dik, a isteniyor yani. a da kök 8'e eşit olacaktır. Bu da 4 çarpı 2 olduğundan 4 dışarı 2 diye çıkacağından 2 kök 2 çıkar. Yani cevap A seçeneği oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 12. soruya. Aşağıdaki bahçenin zeminine Farklı uzunluklarda borular yerleştirilmiştir. Evet, şu borular yerleştirilmiş. Şimdi 135 derece verilmiş. AB ile BC dik verilmiş. Şu AB ile BC dikliğini göstereyim şöyle. AB ile ED dik verilmiş. Bak AB. Bak bir şey yazmamış. AB doğrusu demek yalnız bu, değil mi? ED doğru parçası, ED doğru parçası. Evet, AB. Yani şunun uzantısı buraya ne olacakmış? Dik olacak. Peki A ile D arasındaki uzaklık kaçtır diye soruluyor bize. Bize şurada uzunlukları da verilmiş. A ile B arası kaç verilmiş? 4. B ile C arası 3 verilmiş. Sonra C ile D arası 9 kök verilmiş. E benden ne isteniyor arkadaşlar? A ile D arasındaki uzaklık. İşte tam şuradaki uzaklık isteniyor. Tamam. Öncelikli olarak burada bir şeyler yapmamız lazım. Şu uzunluğu falan bulmamız lazım herhalde değil mi arkadaşlar? Başka da bir uzunluk verilmiş mi? Verilmemiş. E, burada 135'i kullanacağım. Gençler şöyle bakacak olursak. Hocam burası 90 burası 90 ise şunlar birbirine paralel mi? Paralel. E 135 ise doğru da açılan dolayı burası 45 derecedir. 45'i gören masum köylü ne yapar? Hop şuradan bir 90'ı çizer. 90'ı çizdiysen ikizkenar kenar dik üçgen oluşturdun. 45 45 90 üçgeni. 9 kök 2 ise 9 9 yapar burası. Hocam 3 ise burası da 3 yapar. E ee, sonra ne yapacağız? Bak burası 9 ise burası da 9. Buraya ne kaldı o zaman? 5 kaldı. Şimdi benden ne isteniyor? A ile D arasında uzaklık. Hop şu uzunluk isteniyor. E ee, arkadaş buradaki dik üçgenden 5 burası. 12 burası. 5, 12, 13 üçgeninden buraya 13 buluruz. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı. Ve böylelikle bu testte bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani dik üçgenin dördüncü testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.